Açmayacağım ben. Merhaba, ben Sihirbaz Ezel. Ezel. Eyşan. Ne yapmamı istiyorsun? Aslında canı da alıp oradan git istiyorum. Nereye gideyim? Kaldı mı gidebileceğim bir yer? Kaldı. Ben varım. Ne yapayım istiyorsun? Çok konuşamam. Kenan'ı bana çekebilir misin? Nasıl? Oyunlara başlıyoruz. En küçüğünden başlayacağız. Gittikçe büyüyecek. Yavaşça çıkacağız. Başka isimlerle ta ki... Kenan'ın da geleceği büyük oyunlara girebilene kadar. Tek atışımız var. Ben yeri ayarlayacağım. Kenan'ı oraya getirebilir misin? Sen söylersen gelir. Öyle mi diyorsun? Gördüm, öyle. Ne zaman? Bir aya kadar geliriz o noktaya. O zamana kadar temas yok, unutacak bizi. Zamanı gelince arayacağım seni. Ezel, ne yapıyorsam can için yapıyorum. Akşam oyunum var, bana şans dile. Tehlikeli bir yerde mi? Cengiz'i bulup çıkarmıştık hani bir kere. Sen oyalamıştın, Ali dövmüştü, ben kaçırmıştım. Hatırladın mı? Hatırladım. O zamandan var mıydı aranızda bir şey? Kapatmam gerek. Kadına güvendiğimiz falan yok değil mi Ezel? Her kardeşini öldürttün sanıyor ya. Ne diyorsun ortak, güvenebilir miyiz Eyşan'a? Sen söyle. İkimizi de aldattı. Birbirimiz de. Bu adamı yeneceksek başka şansımız olmayabilir. Öğrenebildin mi akşamki yerlerini? Ramiz'i istiyorsun. Tek istediğin o değil mi? Başka şeyler de istiyorum tabii hayatta. Ezel'i sana teslim edeceğim Kenan. Avucunun içine bırakacağım. İstediğini alıp bırakacaksın ama. Güven bana. Nereye geldik? Benim evden sıkılmışsınızdır diye düşündüm. Müze gibi. Ben de sıkıldım aslında. Benim yanımda tehlikede oluyorsunuz Eyşan. Burada bir süreliğine gözlerden uzak, güvende olursunuz diye düşündüm. Olur mu? Seni yeni tanıyorum ama senden çok şey almışlar Eyşan. Bazı şeyleri geri vermeme izin verir misin? O zaman yukarıda sana bir sürprizim var. Umarım kızmazsın. Tebrik ederim. Şahanesin. Seyredelim mi? Kapıdan içeri girerken dedim kendime. Sen o adamsın işte. Benden hızlısın. Benden akıllısın. Benden acımasızsın. Meriç Bey'le ilk karşılaştığımda sormuştum kendime. Bir adamın 1000 tane yüzü nasıl olur? Olmazmış. 1 tane yüzü, 1000 tane maskesi olurmuş. Sen de arttır. Gör. Müzik çalıyor ki maskenin arkasındaki adamı duymayalım. Oyna. Odadan kimse çıkamıyor ki. Yan odaya, korumalı odaya kimse giremesin. Çünkü orada maskeli adam var. Büyük kuklacı var. Bekle, açma daha. Tadını çıkaralım. O
Oynamak zorundaydım, oynadım. At şimdi. Ama Kenan Birkan'a kaybettim. Neyi kaybettim Kenan? Her şeyi mi kaybettim? Konuş benimle. Konuş benimle. Ezel Bayraktar. İtiraf etmeliyim, bugüne kadar oynadığım en iyi oyuncusunuz. Sadece benden daha iyi değilsiniz. Ne kaybedeceğinizi sormuştunuz. Gururunuzu, hayatınızı. Beni kıstıracağınızı zannettiniz, kendinizi kıstırdınız. Beni yalnız bırakacağınızı zannettiniz. Yapayalnız kaldınız. Ama daha da önemlisi, bu güzel kadının bana ihanet edeceğini düşündünüz. Ama siz ihanete uğradınız. Bir kez daha. Oynadığım en iyi oyuncusun Kenan. Ama kapana kısıldın. Yalnız kaldın. Daha da önemlisi, ihanete uğradın. Temmuz! Ali Temmuz'un yanına gitmedi. Dışarıda senin korumaları ziyaret etti. Allah için kanım çekmedi desem yalan. Buraya her şeyi bilerek geldik Kenan. Kapana kısılmaya gelmedik. Seni kapana kıstırmaya geldik. Dördümüz. Eşan. Ölmesin diye. Suçluymuş, hainmiş. Gerçekten bilmiyorum. Ama bir kere öldürdüm zaten. Bir daha benim elimden ölmeyecek. Sana söz vermiştim. Hiçbir şey yapmayacaktım. Sadece senin yanında yenmek istemiştim Ezel. Siz çıkın şimdi. Öldürdün beni. Sen. Sana yalan söylüyor, inanma ona. Kim katil? Bir onlara bak, bir bana. Katil kim? Gözlerinle gördün. Dur! Dur. Peki. Dur. Can. Ne? Can. Hani var ya, Özoğlum.
Siz ne sandınız? Her şeyimi bir kadına teslim edeceğimi mi zannettiniz? Bir daha. Kenan Birkan'ı alt etmek kolay mı zannettiniz? Bir güvencem olmadan, son bir kozum olmadan buraya geleceğimi mi zannettiniz? Yarım saatimiz var. Yarım saat sonra Temmuz Can'ın yanında olacak. Kenan! Ben yapmadım, o yaptı. Blöf yapıyorsun. Ezel Bey, sizinle iki saattir oynuyoruz. Beni hiç blöf yaparken yakaladınız mı? Ne istiyorsun? Ben bu karta Can'ın yerini yazacağım. Siz de o karta Ramiz'in yerini yazacaksınız. Sonra kartları değişeceğiz. Siz ailenize kavuşacaksınız. Ben de intikamıma. Zaten benim başından beri istediğim tek şey oydu. Nasıl yaparsın? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Şimdi gördün mü katilin kim olduğunu Ayşen? Şimdi bu adrese kurtar çocuğunu, kimseye bir şey olmaz. Kazanmanın tüm kurallarını biliyorum. Ama tüm kuralların canı cehenneme diyorum. Acele etseniz iyi olur. Yarım saatiniz var. Baksana kartına. Cengiz. Can yanında mı? Yanımda. Çıkışa geliyoruz. Arkadan girdim aldım şipşak. Gerçi Eşen'in yazısı biraz zor okunuyordu. Ama Can burada. Yanımda güvende. Oğlumu tehlikeye atacağımı mı sandın? Kenan Birkan. Kaybettin. Sizi mahvedeceğim. Biliyorsunuz değil mi? Un ufak edeceğim hepinizi. Kimse kimseye bir şey yapmayacak Ali. Yeter bu aptal oyunlarınız, cinayetleriniz, silahlarınız. Oğluma gelmeden bitsin. Yeter. Kimseye bir şey olmayacak. Duydunuz mu? Mahvedeceğim sizi. Bekliyoruz. Bekleyin. Kenan. Sonra bir daha sonra. İçeride misafir mi olmuş? Ne misafiri ya? Ne işin var senin burada? Kim soktu seni içeri? Benimle geldi efendim. Yaptım Kenan Bey, yaptım. Ama önce bir konuşalım şartları. Neyi yaptın? Yok. Önce bir konuşalım. Şartları. Şartları bir konuşalım önce. Neyi yaptın? Dediğinizi.
Önce gördüm, sonra bastım gaza. Devamlı çarptım. Dediğiniz gibi. İşte. Ezel'e mi? He. Arabadan çıkar çıkmaz. Öldü mü peki? He. Dönüp bakmadım ama. Ne gereksiz iş. Ne gereksiz iş. Bizimle bir alakası yok. Hatta hiçbir bağlantı yok. Beyefendi dışında. Bir garanti istemiştim, var mı? Hazırlatıyorum efendim. Bu arada sizin uçağınızı da hazırlatıyorum. Nereye gidiyorum? Bir süre uzak bir yere Kenan Bey. Ezel Bey sizin yaptırdığınızı anlayacak kadar akıllı zira. Ezel'den mi korkuyoruz? Ezel Bey'in de diğerlerinin de izninizle artık işini bitirirken sizin yakında olmanızdan korkuyoruz. Kenan Bey, çok karıştınız bu insanların içine. Sizi eski yerinize alalım ve artık bırakın işi biz yapalım. Her zamanki gibi. Denkleri gibi oldum değil mi? Oyuna biraz fazla kaptırdım kendimi. Onlardan biri oldum. Temmuz mu yapacak? Evet efendim. Güzel. Biraz trajik oldu ama olsun. Ezel'i tam istediğimiz yere getirdik. Dayısına koşacaktır hemen. Dikkati dağılacaktır. Takip ederseniz ikisini birden yakalarsınız. Niyetim o zaten efendim. İçeriden yardım alın biraz. Bizim küçük casusları kullanın. Niyetim aynen öyle zaten. Size iyi yolculuklar dilerim. Çocuğun cenazesine en güzel çiçeği gönderin. İyiyim, teşekkür ederim. Akşam buranın bir festivali varmış, güç topluyorum. Yolladınız mı istediğimi? Tamam, bakıyorum. Asıl istediğimi yolladınız mı? Büyütülmüş halini. Tamam, açıyorum. Seni özledim. Yanımda olmanı özledim. Bana karşı çıkmanı özledim. Bana kafa tutmanı özledim. Beni bir tek senin anlayabilmeni özledim. Yanılmıyorum değil mi? Hemen çık oradan. Aramamı istediniz. Standart bir şey değil. Tercih etmem ancak. Kimler var? Herkes. Say. Ezel. Ramiz. Azat. Cengiz. Ali. Ve Eyşan. Benim küçük aptal kızım. Yapın. Hmm.
nasıldı tatiliniz? Hadi bakayım şunu. Bunu bir hafta daha bekletelim. Biraz sabırsızlansın gavurlar. Tamam efendim. Aa, benim rüya projem. Geldi mi ya bunun zamanı? Ben biraz çalışayım şunu Kaya. Ha, bu arada Kaya, bu insanlar aptal değil, eninde sonunda anlayacaklar. Bizim yeni dostumuzu çekelim oradan. Getir bu tarafa. Yanımıza mı alacağız? Ya hiç şey, güven meselesi. Sevgili Kaya, Ramiz'le geçirdiğim süre içinde öğrendiğim bir tek şey varsa, herkes, dost, düşman, herkes zaten sonuçta kendi derdinin peşindedir. Sana ihtiyacım var Cengiz. Evet, biliyorum. Yok Ramiz, yok Ezel. Kan davanda bir oraya, bir buraya. Ya, beni yanlış anladın. Sana ihtiyacım var. Senin gibi düşünen birine. Senin gibi bir akla ihtiyacım var. Sen benim hayatta gördüğüm en akıllı adamlardan birisin Cengiz. Ciddi söylüyorum. Fakirlikten nefret ediyorsun. Birisi sana hayır derse hiç dinlemiyorsun. İstediğini elde etmek için savaşıyorsun. Oyun oynamayı seviyorsun. Olduğun gibi olmaktan utanmıyorsun. Bak bir kendine. Sen harika bir adamsın Cengiz. Eşsiz bir adamsın. Ne yapıyorsun? Ahlaksız teklif mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aynen öyle. Gel benimle. Zannediyorsun ki şeytan büyük kandırmacalar yapar seni satın almak için. Yok öyle bir şey. Ben 300 beygir motorun sesine sattım ruhumu. Bas gaza. Bu kadar mı gidiyor bu? Bas gaza. Bas. Daha ilk günden söylemiştim sana, senin yerin bizimle diye.